Türk Ocakları'nın Kaleiçi semtinde gerçekten çok güzel, tarihi bir Türk Ocağı binası var. Hatta önünde Türk Ocağı Caddesi de mevcut. Ama bunlar şu an bizim kullanımımızın dışında. Çünkü bizde değil, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde. Ve bunları geri almakta gerçekten sıkıntılar yaşanıyor. Ama günümüze baktığımız zaman yabancıların vakıfları, diğer mal varlıkları bir bir geri alınırken Türk Ocakları'nın bu mal varlıkları bir türlü geri alınamıyor. Bununla ilgili görüşlerinizi rica edebilir miyim? Teşekkür ederim. Efendim bu çok acı bir şey. Yani sizin gösterdiğiniz, bu çizdiğiniz tablo gerçekten anlaşılması zor bir tablodur. Elbette bizim her türlü vatandaşımız, gayrimüslim vatandaşlarımızın hakları, vakıfları korunmalıdır. Bu bizim geleneğimiz budur. Bu şehrin, bu geleneğin en güzel örneklerini yaşamıştır tarih boyunca. O bakımdan o doğru bir yolda devam etmesi lazım gelen bir hususken, Türk Ocakları gibi Türk kurumlarının, müesseselerinin bu haklarının alınması anlaşılmaz bir şeydir. Bu bir yerde devlet benim anlayışının ürünüdür. Yani bu devletin başında ben varsam devlet benim, her şey benim hakkımdır şeklinde bir anlayışın, yanlış bir anlayışın tezahürüdür. Tabii sizin bahsettiğiniz konunun ben hukuki tarafını bilmiyorum. Onun için hukuki tarafı bilmeden bir hüküm vermek yanlış olur. Ben her zaman ağzından çıkan lafı, sorumluluğunu hayat boyunca taşıyan bir insanım. Bugün böyle, yarın böyle, ak dediğime kara, kara dediğime ak. Hiç demedim hayatım boyunca, bunları da söylemem. Ama mesele gerçekten bir gasp varsa, yani hak gaspı varsa, bunu elbette hukuk çerçevesi içerisinde bunu düzeltmek lazım. Hakkı sahiplerine iade etmek lazım. Benim ayrıca rahmetli kayınpederim Türk Ocağı'nın başkanıydı. Onun için benim çok yakın ilgim var bu konuda. Ve oradaki arkadaşlar bizim yakın dostlarımızdır. Onu da söylemek isterim. Çok teşekkür ederim.